Ünlü olmak hiç de kolay değildir. Ünlülerimiz bugünlere gelene kadar birçok zor yoldan geçmiştir. Bu yola girdikleri zaman aileleri onları desteklememiş ve ünlü olmalarını istememişlerdir. Ünlü olmak için ailesine karşı mücadele eden isimleri sizler için derledik. Bu tarz çalışmaların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Demet Evgar. Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Demet Evgar'ın ailesi de oyuncu olmasına izin vermemiş. Bundan sonrasını katıldığı TV programında şöyle anlatmıştı bizlere. Evgar, aslında çok demokratik bir ailem var. Madem demokratik bir aileyiz, ben de grev hakkımı kullanayım o zaman dedim. Ve bir ay boyunca açlık grevi yaptım. Evgar bu açlık grevi sonunda 40 kiloya düşmüş ve amacına ulaşmış. Halit Akçatepe. Halit Akçatepe'nin annesi ve babası oyuncudur. Annesi Leman Akçatepe, babası ise Hababam Sınıfı filmlerinde Paşa Nuri rolüyle karşımıza çıkan Sıtkı Akçatepe'dir. Ben eğitimle tiyatrocu ve oyuncu olunacağına inanmıyorum. İnsan okuyarak doktor veya mühendis olabilir ama okuyarak oyuncu olunmaz. Oyunculuk insanın içinde ya vardır ya yoktur. Yoksa yoktur. İstediğiniz kadar okuyun, içinizde oyunculuk yoksa olamazsınız. Diyen Akçatepe'nin babası da onun oyuncu olmasını hiç istememiş. Bunun sebebi de çünkü babam tiyatroda çok zorluk çekmiş diyerek anlatıyor. Benim de aynı sıkıntıları çekmemem için tiyatrocu olmamı istememişti şeklinde açıklama yapmıştı. Mert Fırat. Mert Fırat 10 Ocak 1981 tarihinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisiyle yaşamıştır. Mert Fırat'ın oyuncu olma isteğine ailesi karşı çıkmış başlangıçta. Oysa Fırat'ın oyunculuğuyla ilgisi ortaokul yıllarında ortaya çıkmış. Lise yıllarında kendini bu alanda geliştirmeye ve kariyerini bu alanda yapmaya karar vermiş. Ama babasına bu isteğini açtığında birçok anne ve babanın verdiği tepkiyle karşılaşmış ama yılmamış. Oyuncu olmayı başarmış. Vildan Atasever. Kariyerin başında verdiği cüretkar pozlarla çok konuşulan Vildan Atasever de oyuncu olabilmek için ailesine özellikle de babasına karşı direnmiştir. Emekli başkomiser olan babasının çok disiplinli olduğunu söylüyor Atasever. Babasına oyuncu olmak istediğini söyleyince onun kendisine bir kız hava karardıktan sonra eve giremez dediğini hatırlıyor. Atasever'in üzüldüğü tek nokta gençlik yıllarında oyunculuk konusunda fazla ısrarcı olup cahilce davranması ve ailesini üzmesiymiş. Sumru Yavrucuk. Sinema ve tiyatro kökenli bir oyuncu olmasına rağmen daha çok oynadığı dizilerle tanınan Yavrucuk, Yabancı Damat, Sevgili Dünürüm ve Fatma Gül'ün Suçu Ne gibi başta olmak üzere çok sayıda sevilen yerli dizilerde rol almıştır. Sumru Yavrucuk 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşındaydı ve durum gösteriyordu ki o evde yaşadığı sürece tiyatrocu olamayacaktı. Babası iş seyahatindeyken Ankara'ya Devlet Konservatuarı'nın yatılı sınavlarına girdi. Babası her ne kadar karşı çıksa da o hayallerinin peşinden gidip ünlü olmayı başarmıştır. Ayça Bingöl. Ayça Bingöl 16 Ocak 1975 İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa başlamıştır. Ailesi Bingöl'ün oyuncu olmasına öyle karşı çıkıyormuş ki güzel oyuncu, konservatuar sınavlarına bile onlardan gizli katılmış. Yıllardır kulis tozu yutan Bingöl, 1990'ların sonundan bu yana TV dizilerinde rol alıyor. Ama o da eğer ailesini dinleseymiş, bugünlere gelemeyecekmiş ve kimse onu tanımayacakmış. Nehir Erdoğan. 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatyalıdır. İzmir Selma Yiğit Alp Anadolu Lisesi'nde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okudu. Oyuncu olmak konusunda fazladan çaba gösteren ünlülerimizdendir. Ailesi onun oyunculuk yapmasına izin vermemiş. Hatta İstanbul'a taşınmasına bile izin vermemişler. Vermiş olduğu bir röportajda işletme okumak zorundaydım diye ifade ediyor. Sonra okulu tam zamanında 4 yılda bitirdim. Bunun sebebi de o üniversiteye devam ederken kansere yakalanan babasını üzmemekmiş. Sonunda amacına ulaşan Erdoğan, bugün sinemanın ve ekranın en çok aranan genç kuşak oyuncularından biridir. Zeynep Pabuççuoğlu.
Tarık Pabuççuoğlu'nun kızı olan güzel sanatçı da bu mesleği seçtiği zaman karşısında duran en büyük etken babasıydı. Ama oynadığı hiçbir rolde babasının etkisi olmadığını söylemeyi de ihmal etmiyor. "Babam oyuncu olmamı hiç istemedi" ifadesini kullanıyor. Bizim eskilerden gelen bir sanayici tarafımız vardı. Onun rahatlığıyla babam oyunculuğunu istediği gibi yaptı. Ama meslek edindiğin zaman maddi olarak kazanç çok zor. "Yaptığım işlerde, aldığım rollerde babamın hiç parmağı yoktur" ifadesini kullanmıştı. Çağrı Müftüoğlu. Çağrı Müftüoğlu 1 Ocak 1983 yılında İzmir Karşıyaka'da Bostanlı'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. 2009'un Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Ne Emel Müftüoğlu ne de Çağrı'nın babası onun şarkıcı olmasını istemiyordu. Ama Çağrı sonuna kadar istediğini yaptı ve bir de albüm çıkardı. Sadece 2 yıllık oyunculuk geçmişine rağmen 3 Maymun filminde oynamıştır. Zeki Ökten. Bizimkiler dizisindeki kızıl lakaplı doktor Türkan rolüyle tanındı. Güler Ökten 14 Kasım 1941 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. Tam adı Servet Güler Ökten'dir. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret'in kötü yürekli kayınvalidesini oynamıştı. Sadece usta yönetmen Zeki Ökten'in eşi değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın emektarlarından biridir. Kani Kıpçak'ın da kızıdır. Ama buna rağmen babası onun oyuncu olmasını hiç istememiş. Bunu da "babam benim kişiliğimi bildiği için istemedi" diye anlatmıştı. Seda Sayan. Aralık 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan sanatçı, müzik dünyasındaki ilk çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. "Bebeğim, ben sana demedim mi? Ah geceler, sensiz de yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yapmıştı. Uzun süredir televizyonların sabah kuşağı kadın programlarını yapmakla meşgul olan sanatçı, birçok dizide oyuncu olarak da yer almıştı. Seda Sayan henüz 15 yaşındayken şöhret olmak için evden kaçtı. Müzik ve televizyon dünyasının ünlerinden Seda Sayan da geçmişinde evden kaçtığını ifade etmişti. İstanbul Kadırga'da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sayan, okurken bir yandan da fabrika işçiliği yapıyordu. Nurgül Yeşilçay. Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 yılında Afyon'da dünyaya geldi. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 16 yaşında yanında sevgilisiyle birlikte evden kaçmış. Yeşilçay o zamanlar sevgilisiyle evlenmeyi düşünüyormuş. Yine ailesinin yaşadığı İzmir'de sevgilisiyle birlikte ev tutup gemici düğümü yapıp satarak hayatlarını sürdürmeyi başarmışlar. Gün gelmiş Yeşilçay asıl büyük ününü İkinci Bahar dizisiyle kazanmış. Onun ardından rol aldığı Asmalı Konak dizisi Yeşilçay'ın şöhretin doruğuna ulaştığı yapım olmuştur. Atıf Yılmaz'ın Eğreti Gelin, Anlat İstanbul, Mumya filmleri Yeşilçay'ın yükselme filmleridir. Şerif Gören'in Vicdan filmindeki rolü ona yıllardır beklediği Altın Portakal'ı kazandırmıştı. Ali Poyrazoğlu. 9 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asal Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Türk sinemasının ustalarından Ali Poyrazoğlu da lisedeyken evinden kaçmış. Bunun sebebi de tiyatrocu olma isteğine ailesinin karşı çıkması. Eczacı bir aileden gelen Poyrazoğlu'nun annesi ve babası aslında tiyatro izleyicisi olarak çok meraklıymış. Küçük yaşlarda ailesi onu da yanlarına alıp tiyatro izlemeye gidermiş. Ancak Poyrazoğlu her seferinde sahnedeki oyuncuları görünce korkup ağlarmış. Hatta bir keresinde Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'i seyrederken Hamlet'in babasının ruhunun göründüğü sahnede "hortlak geldi" diyerek çığlık atıp ağlamıştı. Bir çalışmamızın sonuna geldik. Bu tarz çalışmaların gelmesini istiyorsanız bizleri destek vermeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.